Açayım, özür dileyeceğim, açsın, özür dileyeceğim Sinan abi. Açmasa dalsa çok. Alo, merhaba Sinan abi. Merhaba, ne haber koçum, iyi misin? Afiyet olsun abi, iyiyim çok şükür, sen teşekkür ederim, sen nasılsın? İyidir valla, ne yapayım, ismin ne senin? Tolunay abi, Tolunay öğren. Sağ tıkla. Abi ne diyecektin, söyletene bak. Anasının sikecekti. Ayrı bir değişik bir kafa var bende yani. Ozan Kenan Kara, gerçek Kenan Kara. Gerçekten götten ha. Ben bu işi ciddi bir iş olarak göremiyorum. Kalbim Beşiktaş. Bir insanla 7 saniyeden fazla göz yüze gelirsen ya o insanı çok seviyorsundur ya da sikeceksindir. Götüm kal. Vursana Oros. Bildiğiniz gibi ben futbol kanalı değilim. Ronaldo. Buradan golüm var. Zın. Kimseler duymaz. Yes, kazandım. Amına koydum. Lan başım ardı. Oh shit man. Benim de 4-5 tane olay var biliyor musun? YouTube'a şöyle başladım. Fatih diye bir arkadaşım var, Fatih diye. Onlara küfürlü şarkı yapıyordum. Gece Gülgen'in Rahatına Bak diye bir şarkı vardı, bilirsiniz. Ona küfürlü bir şarkı yapmıştım. Öyle başladım. Bu işin getirisi olduğunu gördüm. Bu işin getirisi var. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Ben bu işi ciddi bir iş olarak görmedim ki hala da görmüyorum. Hani para kazanabileceğim ekmek teknesi olarak görmüyorum hala. O yüzden zaten 5 senedir okuyorum. İnşallah bitecek bu sene okul. Ay, ne anlatıyordum ben? Ya ben bu işi insanlar eğlensin diye yapıyorum. Onun yanında sponsorlukların getirisi oluyor bana sadece neredeyse. YouTube'dan neredeyse bir getirim yok yani. O yüzden ben bu işi ciddi bir iş olarak göremiyorum. Resmiyete bağlasam bu işi, iş olarak yapmaya devam etsem samimiyetinin kaçacağını düşünüyorum bu işin. O yüzden çok resmiyete bağlamak istemedim açıkçası. Yorumların çoğu çok samimisin tarzı, hani bizden birisin gibi olduğu için ben kendimi bozmamaya çalışıyorum olduğunca. Hani ne zaman parayı bulsak da, bulabilirsek de kendimi bozmamaya... Şu an bulamamışım gibi konuşuyorum parayı. Parayı bulursak inşallah bir gün, o zaman yine bozmamaya çalışacağız inşallah. Ya özellikle ben insanlarla konuşmayı çok seviyorum. O 2 hafta önce Beşiktaş-Kayseri maçı vardı, onun yayınını yaptım. FIFA oynuyorum, insanlar gerçekten maç izliyorlarmış gibi davranıyorlar bana. Orada insanlar yazıyor, yok babam bayıldı abi, bu nasıl şut, yok Atiba bayıldı, yok şuna şu bayıldı, bu bayıldı. Abi babaannem hasta oldu, bilgisayar lazım, bilgisayarını gönderir misin tarzı. Bana bu hani komikliğin %60'ını %70'ini insanların kattığını düşünüyorum ben. YouTube'daki yorumlar olsun, Twitter'da insanların yazdığı yorumlar olsun. Açıkçası ben götü kalkık olan YouTuber'ları çok anlamıyorum. İnsanlarla etkileşime girmediğin sürece. Benle biri etkileşime girmese, götü kalkık olsa ben o insanla konuşmam. İzlemem de yani. Bu insanın götü kalkık. Çok fazla götü kalkık dedim, özür dilerim. Mesela bir günün bir iki saatini belki yorumları okuyup belki Twitter'da insanlarla etkileşerek geçiriyorumdur. Kelime dağarcığım bitti, daha devam yok. Bu kadar. Sinan Engin severler. Sinan Engin'le hiç konuşmuşluğum yok. Dün şeyi gördüm. Bir tane video vardı. Vasatın üstü dediği bir video var Sinan Engin'in. Yani... Vasatın üstü. Onu beğenmiş Sinan Engin. İnanılmaz heyecanlandım dedim, Sinan Engin'le etkileşime girmişiz. Ama Sinan Engin'i ben mesela düğüne çağırdım, düğüne gelmedi. Yani çok az insan geldi, çok fazla insan gelmedi. Sinan Engin'i davet ettim. Hani Sinan Engin tabii ki şey değil, hani böyle bireysel olarak değil. Instagram'dan mesaj attım Sinan Engin'e, abi düğünüm var, gelir misin tarzı. Bir tane de şey, düğünün fotoğrafını attım. Büyük ihtimal görmedi, hani şimdi şey yapmayalım, adamın hakkına da girmeyelim. Sevdiğin insanın olumlu yönlerini görmeye çalışırsın yani, sevdiğin insan. Yoksa... Çok seviyorum Sinan'ı, yemin ediyorum bayılıyorum adama ya. Eskiden editlere falan koyardım, insanların ilgisi de arttı artık. Sinan Engin daha da komikleşmeye başladı. Ben de daha çok kullanıyorum Sinan Engin'in o komik kısımlarını. Hem de daha çok sevmeye başladım. Yani benim bir arşivim var. Sinan Engin'in 30 tane 40 tane videosu vardır belki yani. Milletin şey arşivi olur. Çok affedersiniz. Yine şey diyeceğim, söylemeyeceğim kelimeyi. Bizde Sinan Engin arşivi var anasını satayım. Başlıklara bir şey. Sinan Engin gülüyor. Sinan Engin osurdu diye video var. Onu da almadım. Onu da alacağım inşallah. Sinan Engin şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sakın girme. Siz onu öyle şakaymış gibi hayal edin. Sakın girme. Korunma. Burada şeyler var ha. Bak burada kripto var ha. Abi ne yapıyorsun amına koyayım diye. Edit sonda bak, gizli arşivi görüyor musun? Hepsi Sinan Engin. Her yerde o mavi arka planı görebiliyor musun? Her yerde var. Aşağılarda da var. Her yerde. Sinan Engin orta parmak. Bak, orta parmak diyor, kapıya sıkıştı diyor. Ne oldu diye yazmışlar. Kapıya sıkıştı. Her yerde Sinan Engin. Sinan Engin sikerim ha. Video 0 saniye. Bundan sikerim ha diyor da anlaşın. Bak burada azıcık anlaşılır yapmam gerekiyormuş. Ananı sik. Ama çok büyük bir Sinan Engin hayranı kendisi. Telefondan beri sizle ilgili aslında. Tamam. Bütün arşivi silmeni istiyorum. Bütün arşivi sil. Ben dayanamam, ben silemem. Fona mı arayın? Canı sağ olsun. Moral bozmak yok. Ne kadar tatlı gülüyor ya. Her şey hakkında bir bilgisi var ya, beni mest ediyor Sinan hocam.
Mike Tyson gibi maşallah ya. Dün aradık, dönmedi Sinan Engin. Kötü döndü, olumsuz döndü. Birazcık gönül koydum ama yani çok da değil. Sonuçta sevdiğimiz bir abimiz. Bugün ilk önce bir yürüyüş yaptım. Ekmek aldım, geldim eve. Atletliyim. Terlemişim zaten spordan sonra. Sucuk yapıyorum. Yumurta yapacağım bir de üstüne. Sucuklu yumurta. Sen aradın o sırada. Dedin Sinan Engin'le konuşacaksın. Ben şoka girdim. Evde sular da akmıyor zaten. Yani duş da alamamışım. Ondan sonra bıraktım sucuğun bucuğu tabii. Ondan sonra geçtim, bir duş aldım. Daha sonra şu an hala gerginim. Elim ayağım titriyor. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hani bir iki saattir kendi kendime Sinan Engin'le konuşuyorum. Hani konuştuğumuzdan beri kendi kendime içimde bir Sinan Engin var. O bana cevap veriyor, ben ona cevap veriyorum. Çok heyecanlıyım. Bir anda geçtik, geçmesin. Buradan koşalım, ne yapalım? Ay çok gerildim. Baksana bu adam da böyle. Bak masa üstümü de şey yaptım. Uyuyan Sinan Engin var masa üstünde de. Bunu da böyle yaptım. Tıklayamıyorum ben. Hadi bismillah. Ben takım elbise giyecektim, unuttuk onu. Bir şansımız vardı. Özür dilerim Sinan abi. Açayım, özür dileyeceğim, açsın, özür dileyeceğim Sinan abi. Açmasa dalsa çok... Alo, merhaba Sinan abi. Merhaba, ne haber koçum, iyi misin? Afiyet olsun abi, iyiyim çok şükür. Sen, teşekkür ederim, sen nasılsın? İyidir vallahi, ne yapayım, ismin ne senin? Tolunay abi, Tolunay Ören. Tolunay, nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi, yaşamaya devam ediyoruz. Sen nasılsın? İyi, hamdolsun işte, salata yedim, bir karnım açtı. Afiyet olsun abi, sağlıklı besleniyorsun. Buyur gel, evet, ne yapayım, yapacağım. Afiyet olsun abi. Abi benim bir YouTube kanalım var. Ben genelde reaksiyon olarak senin videolarını kullanıyorum. Hatta şöyle bir arşivim var benim. Masa üstünde de siz varsınız. Vay. Şöyle bir arşivim var. Her türlü haberi değerlendirmek zorundayız. Hiç sıkıntı yok, 10 puanla çıkarsın vesaire. Bunları çok kullanıyorum videolarda. En çok ne seyrediliyor? En çok abi senin lan sik şimdi küfür edeceğim dediğim videoyu çok seviyorlar. Onu çok seviyorlar. Efendim abi? Danayı da seyrettirdim abi. Seyretme Danayı aradı. Bana tepki gösterdiklerinde onu gösteriyorum hemen. Seyretme Dana diye. Ben de onu gösteriyorum hemen. Peki şeyde var mı? Sinekle minekle konuşmalar. Var var abi. Hepsi var. 60-70 videoluk arşivim var bende. TikTok nasıl oluyor? Abi TikTok Instagram'ın çok benzeri abi. İnanılmaz benzeri. Normal story'yi TikTok'a atıyorsun direkt. Benim çok var. Varmış orada TikTok'ta çok şeylerim var. Evet çok. Ben senin var mı TikTok'un diye baktım. Yok abi, bence bir an önce açman gerekiyor. Nasıl açılıyor ki, ben bilmiyorum ki. Instagram'a hesap açtığın gibi mailinle gireceksin abi direkt. Zaten senin onaylı hesabın falan da olur. Seni kolay bulurlar, rahat bulurlar yani. Instagram'ın ha. Aynısı. Senin... Gel de aç bana bir gün ya. Sen televizyona gel hafta sonu. Tamam abi, nasıl istersen. Şeref duyarım. Teşekkür ederim. Eyvallah abi, sağ olasın. Açarsın, beceremem ki ben. Tamam abi, yardımcı olurum, ayıp ediyorsun. Neredesin sen şu an? Ben Küçükçekmece'de yaşıyorum abi, Halkalı'dayım. Ooo, çok uzaksın ya. Hiç, yakın olsan gel diyecektim de. Hiç fark etmez abi, ne zaman istiyorsan oradayım. Arabamız var çok şükür, hemen geliriz. O zaman cumartesi akşamı gel istersen. Maç programa gel, televizyona gel. Tamamdır abi. Nasıl istersen, çok valla gurur duyarım abi, teşekkür ederim. Gel yani, sıkıntı yok, arkadaşınla beraber de gelebilirsin. Sıkıntı yok, cumartesi akşamı. 9'dan sonra gel, televizyondayım. Tamamdır abi, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için de çok teşekkür ederiz abi. Sağ olasın vallahi, eksik olma. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Her zaman. Koçum sıkıntı yok. Bu telefon senin mi? Kaydediyorum. Benim abi, benim bu telefon. Instagram var mı sende? Var abi. Tolunay.oren benim Instagram'da. Seni takip ediyorum. Hatta arada sana mesaj falan da açıyorum. Dur lan dur. Hatta seninle bir fotoğrafımız var abi. Onu da göstereyim hemen. Bir saniye bekleteceğim. Yani fotoğrafımız yok da. Böyle sevenlerimiz, beni sevenler. Biraz takipçi gelsin. Tamam abi, ayıp ediyorsun hemen. Şöyle bir fotoğrafımız var abi, bunu da paylaştım ben. Sen, ben, Messi. Dünyanın en iyi iki topçusu abi. Vay, süper ya. Bu şekilde. Çok güzel abi, bunları sen mi yapıyorsun? Geliyor bazen, yok, görüyorum. Abi bunu benim de takipçilerim yaptı. Ben de paylaştım hemen, güzel yapmışlar çünkü. İkinizi de çok seviyorum, ayrı seviyorum ikinizi de. Çok iyi, çok iyi. Teşekkür ederiz abi, sağ olasın. 24 yaşındayım abi, 97'liyim ben. Evet, ne o?
Hangi okulu bitirdin? Mimarlık okudum abi. Medipol mimarlık mezunuyum. Peki YouTube'dan para kazanıyor musun? Çok şükür şu an oradan devam ediyorum abi. Oradan kazanıyorum. Baya bizimkiler kazanıyorlar. Senin YouTube'da fazla takipçin varmış. Benim 900 bine yakın takipçim var abi YouTube'da. Mesela bir video kaç izleniyor? Normalde 1 milyon izlenme 1000 dolara yakın galiba abi. O tarz oluyor. İyiymiş. Öyle olması lazım. 1 milyondan fazla izleniyorsundur sen. Evet evet, benim izlenmeler çok şu an Allah'a şükür iyi gidiyor abi izlenmeler. Eskiden o kadar iyi değildi. Şimdi iyi gidiyor çok şükür. Ama benim videolarda küfür olduğu için abi, ben birazcık argo kullanıyorum. Küfür olduğu için YouTube kısıtlıyor mesela. Para kazanmamı kısıtlıyor. Ben kimseye yapmıyorum. Yasak hem bizde, ama gel cumartesi seninle yaparız bir tane. Hemen koyarsın YouTube'a. Tamamdır abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamamdır abi. Çok teşekkür. Vakit ayırdığın için de çok teşekkür ederim abi. Tamam, şimdi story atıyorum abi. Görürsün birazdan. Tamam canım benim. Tamamdır abi. Var mı bir isteğin abi? Efendim? Var mı bir isteğin? Yok, canına sağ ol, öpüyorum, vallahi emanet. Teşekkür ederim abi, Allah'a emanet ol, iyi günler, görüşürüz. Hadi sağ ol. Ulan çok tatlı adammış lan, yemin ediyorum. Elim ayağım. Lan hakikaten arkadaşımla konuşuyormuşum gibi hissettim ya. Gerçekten hani böyle heyecanımı bir anda kesti o. Karşımda yemek falan yememesi çok samimi geldi. Çok rahatlattı ya, beni inanılmaz. Hatta ben bu kadar konuşacağımızı sanmıyordum. Hani bir iki dakika konuşuruz, sonra kapatır diye sandım. Ama konu konuyu açtı, gayet güzeldi yani çok. Kendisine buradan izliyorsa çok teşekkür ederim vallahi yardımı için. Çok tatlı bir konuşmaydı, çok da heyecan. Hala ayağım, elim ayağım titriyordu. Ya böyle. Arkadaşlar, rica ediyorum Sinan abimin Instagram'ını takip eder misiniz? Bak rica ediyorum, ağır bir laf çıkacak aslında. Ya Sinan abimle bak, takip. Niye izleniyorum? Bilmiyorum, hani ben kesilmesi gereken bir yer olsa bile, bir şey yapsam, kötü bir şey yapsam bile koyuyorum, insanlar orayı görsün. Edit'te insanları yanıltmamaya çalışıyorum. Olduğunca ben olmaya çalışıyorum yani. Ananız bacınız. Sadece samimiyet diyebiliriz bence bu duruma. Ama samimiyetten de ötesi, yayınlarda falan da o şekilde. Hani ben kendimi sıkmıyorum. Yanlış bir şey diyeceksem söylerim. Ben mesela, beni meczup olarak gördükleri için izliyorlar büyük ihtimal. Başka bir şey açıklaması. Ben de beni izliyorum bu arada. Ben edit yapıyorum. Hani 3 kere falan edit bittikten sonra izliyorum. YouTube atıyorum. YouTube attıktan sonra 2-3 kere daha izliyorum. Komiyim çünkü. Ben de gülüyorum yani. Bence de komik. İşin içine komiklik giriyor. Sen oynasan belki komik olmaz. Arkadaşın yoktur. İzleyip eğlenmeye ihtiyaç duyduğun birileri vardır. Çünkü benim videoyu izlesen belki gülersin bir iki kere. Hani 8 dakikada 2 kere gülersin en kötü. Ama insanlar büyük ihtimal eğlence amaçlı. Benim oyunuma gelmiyorlar. Bana geliyorlar büyük ihtimal yani. Dediğim gibi PES 6 oynasam belki insanlar gelip yine izler yani. PES 6'da ne var? Dümdüz koşu var, şey var. Mekanik yok. Seyircinin yalnız olmasıyla alakası olabilir. Bir de insanların durumu olmamasıyla da alakalı olabilir ya. İnsanlar yani CS'yi kötü bir bilgisayarda da oynarsın ama belki FIFA'yı alacak durumun yoktur. 500 liralık oyun çünkü. Oyun sektörü de çok pahalandı artık. İnsanlar alamadığı oyunları izliyorlar bir yandan. Adamın PlayStation alamıyor. Çünkü 14-15 bin lira çok pahalı abi. Daha sonrasında oyunun en azından hani hikayesini bilmek amaçlı izliyor olabilirler. Benim o tarz değil. Ben o tarz değil. Yani PES 6 bile oynadığımı söyledim. Amına koyayım 50 kere diyeceğim herhalde PES 6 oynadım. İnsanlar her şeyi oynayabiliyor. Ben de benimki eğlencedir. Ama genelde dediğin gibi insanlar oynayamadığı oyunlara izliyor olabilirler, yöneliyor olabilirler. Şu PlayStation... Hakikaten götüme sokacağım PlayStation'ı. Bir işe yaramıyor bak. FIFA aldık. FIFA'da da zaten milletin ikonları var. Baksana amına koyayım. Ronaldo'na çocuk bu. 13 yaşında bir çocuk. FIFA'da şey yapıyor. Ben PlayStation'ı götüme sokacağım. FIFA oynayacaktım. Oynayamıyorum artık FIFA. Bunlar yüzünden. Adamda bu var. Bak tanımam ha. Bu kim? Kaka bu. Bunu tanımıyorum. Zambrotta. Zidane. Amına koyayım. Adam dünya 1. Dünya Savaşı gazi kadrosu kurmuş. Bizde Faker var. Amına koydum Faker'i. Öyle işte, bu kadar. Sövdük buna da. İzliyorsa bize selam olsun. Anlamaz ki. Ne? Danimarkalı çocuk amına koyayım. Bizi görür mü ki? Görmez ki. Şu şekilde en sevdiğim topçu. Dakika 70'te oyunu alıyorum diki. Kırmızı yiyor çıkıyor. Tek olayı o. Kaleciymiş bir de amına koyayım. Ben bunun kaleci olduğunu da bilmiyordum. Kiralık Ronaldo'muz var. Ona dokunmuyoruz. O takımın veda-i iftah. O kelime var ya, o işte ondan. Millet şey yapabiliyor. Kolu kırıyorlar amına koduğumun çocukları. Biz kol kıramıyoruz. 1000 lira olmuş. Nasıl kırayım ben bu kolu şimdi? Sinirlenince öyle şunu söküyoruz işte amına koduğum. Şeyi söktük biz de. Bir tane gol atayım. Hemen tık tık. Allah aşkına bir şut çekin ya. Oyunu bak, açacaksın. Hilal çizdik. Aşağı indik. Yukarı çıkacağız tık diye. Tık 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 gol. Gördün mü hareketi? O Neymar var. Neymar'ım olsa neler yaparım. Benim maddi durum kötüydü ben. Aslında bir yandan hani belki para kazanırım da babamlara yardım ederim diye başladım bu işi. Babam idolümdü çünkü benim her konuda. Hem komikti, hem yardımsever, hem yani bir şey baş koydum mu yardım etmeyi seviyor. Hatta ben ilk bilgisayarıma ilk bir reklam aldım. 700 lira mı ne reklam?
300 lira birikmişim var. 1000 lira ilk kasa o kasa 2800 liraydı. Babam 1800 lirasını tamamladı. Dedim baba ben bunu çıkartacağım dedim. Hani parasını çıkartacağım dedim. Güvendi tamamladı mesela. O şekilde aldık. Babam yardımcı oldu. Ben ne sormuştum? Konunun anasının şeyine doğru gittik onu. Maddi durum işte üniversiteye aslında bir tık iyi değildi. Kötü de değil ama üniversiteye yardımcı olmak için aslında bir tık da bu işe abandım diyebiliriz. Misyon ya insanları böyle eğlendirmek amacı aslında ya. Yani 10 dakikada olsa insanlar. Bugün mesela benim üniversite günlerim de öyle. Ben günde 3 saat yol çekiyordum. Ya 3 saatte biri beni güldürsün kardeşim. Yani yerin altındayım, yerin üstüne otobüse çıkıyorum. İnsanlar 10-15 dakika izliyorsa da eğlensinler istiyorum ben sadece. Tek misyonum o eğlendirmek aslında. Yayın yaptığım zamanlarda bir günüm. Sabah uyanıyorum ilk önce. Saat 10 gibi falan uyanıyorum. Daha sonrasında bak artık zengin gibi yaşamaya başladım. Kalkıp bir saat yürüyüş yapıyorum. Hiç kimse yapmaz bunu bak. Zenginler dışında kimse yapmaz. Sinan Engin şey yapıyor ya. Jimde falan böyle koşarken video. Ananı sikim boka bastım. Sinan Engin koşarken şey yapıyor. Amına koyayım aynı cümleyi ikinci kez söyleyince komik olmuyor ya. Sabah bir saat yürüyüş. Oradan ekmek almaya gidiyorum. Sabahları bir saatte böyle 5 kilometre falan yürüyorum. Yaptığım tek şey bu olduğu için bunu bastıra bastıra söylüyorum. Başka gerçekten bir şey yapmadığım için. Ondan sonra eve gelip bir tostumu falan yapıyorum. Tostumu yaptıktan sonra tostumu tabii ki yiyorum. Tost yiye yiye büyük ihtimal benim böbrekler sıkıntılı. Ben ishalim zaten. Genel olarak %90 ishalim. Gerçekten. Doktora da gitmek istemiyorum. Doktor büyük ihtimal yani ilaçla milaçla çözülmezse kolonoskopi diyecekler. O götten boru sokuyorlar ya. Onu ya ben yaptırmam onu. Valla. Var yaptıran arkadaşlarım var. Güzel bir şey olduğunu söylüyorlar ama ben yaptıramam. Öneriyorlar yani. Vitamin eksikliği diyor insanlar. C vitamini almaya başladım. Böyle gerçekten psikolojik olarak yorgun olduğumu hissediyorum böyle. Gerçekten hani nasıl denir? Dedim zaten psikolojik olarak yorgunum. Başka diyecek bir şey yok yani. Yayın işleri gerçekten psikolojimi düzeltiyor. Belki yayın yapmasam, video çekmesem deliririm belki. Bazen mesela dakika 30'da ağır bir şey söylemiş oluyorum birine, birinin anasına falan söylemiş oluyorum. Ona bakıyorum hani dakika 30'da acaba bu çocuk dakika 30'dan sonra bir şey yazdı mı? Ben çünkü bir tık duygusalım o yönde hani kalbi kırıldı mı, kırıldıysa gideyim özür dileyim, kalbini alayım tarzı. 10 dakika boyunca özür dilediğim, abi yok siktir git özrünü kabul etmiyorum dedikleri falan da oluyor. Hani gerçekten aramızda duygusal bir bağ var, öyle geçici bir bağ olduğuna inanmıyorum ben. Bence çok güzel gidiyor, insanların nefret söylemini de görmüyorum. İnsanlar nefret söyleminde bulunacaksa bile komik bir şekilde söylüyorlar. Hani senin kafanı sikeyim abi biliyor musun tarzı, hani inanılmaz hoşuma gidiyorlar. Aileme yardım ediyorum evet. Kardeşime yardım ediyorum. Kardeşim üniversite okuyacak. En son kardeşim ders çalışabilsin diye laptop almıştım ona. Onun dışında bankadan borç çekileceği zaman ne borcu saçmalamayın tarzı yardımlarım da oluyor aileme. Hani çok da söylemek istemem ama yani oluyor çok şükür oluyor. Götüm dondu. Eskiden annemler ilk öğrendiği zaman küfür ettiğim için çok tepki gösterdi. Çok karşı çıktı. Haklılar sonuç olarak 18-19 yaşlarındaydım. Çocukları küfür ediyor. Ana avrat küfür ediyordum çünkü. Haklılar. Babam bu konuda destek oldu. Dedi ki devlet büyüklerine sövme, hapse girme, kime sövüyorsan söv dedi. Umurumda değil dedi. Dedim tamam baba sağ olasın. Babam destek çıktı. Onun sayesinde hani ilerleyebildiysem onun sayesindedir. Yoksa önüm bir kesilmeye çalışıldı yani yoksa. Niye küfür? İnsanlar böyle tepki gösterdi. Yani komşular görür senin çocuğun çok küfür ediyor. Başkası görür senin çocuğun çok küfür ediyor. O böyle yapıyor, böyle yapıyor denir diye büyük ihtimal. Kendi rahatsızlığından değil. Ben hatta hani onların evinde yaşarken, ailemle beraber yayın yaparken gece onlar uyuyor. Ben küfür edemiyordum hatta yani. O yüzden ben neyi buraya bağlayacaktım bir yere? Nereye bağlayacağımı unuttum. Bağlayacaktım bir yere. En büyük destekçim eşim aslında. 10 sene önce tanıştık kız arkadaşımla. Lise 1'de ben şey üniversitesindeydim. Nasıl? Lise 1'de nasıl üniversitede olacağımı? Normalde Eyüp Üniversitesi'ne. Eyüp Lisesi'ndeydim. Daha sonrasında komik birisiydi. Ben bir arkadaş olmak istiyordum kendisiyle. Kuzenimle ortak arkadaştı. Kendisi numaramı istedi. Normalde evlenme niyetimiz yoktu. Fakat hani beraber yaşamak istedik artık. Sonuçta ben bu eve çıktım. 4 ay sonra falan evlenebildik zaten. Bu eve çıktım hani artık beraber yaşayalım. Zaten ben ayrı bir evde kalıyorum. Evlenmeye karar verdim. Evlenmemize de benim ailem işte Tolunay'ın YouTube içeriklerinden dolayı ilk başta böyle normal olarak tepki gösterdi. Ama onlara da ben dedim ki ben bu çocukla evleneceğim. Sonra sıkıntı olmadı. Şu an her şey yolunda çok şükür. Zaten lise arkadaşlarımız Tolunay'ı YouTube'da gördüm ya çok şaşırmışlardı. Böyle çok efendi, çok naif bir beyefendi kendisi normalde ama YouTube'da biraz şey farklı. Gerçekten. Eskiden daha çok izliyordum da şu an öyle açıkçası videolarını açayım. Ya da beğenmediğim çok videosu bile var. İzlemiyorum aşkım ben seni. Çünkü zaten evde yeterince görüyorum o profili. Yetiyor bana. Fazla soğutabilir. Çalışma düzenimiz çok farklı. Tolunay yayın açtı. Daha sık yayın açtığı zamanlarda. O akşamları çalışıyor. Ben hani gündüzleri çalışıyorum. Akşamları hani bazen mesai yaptığımda oluyor çalışıyorum. Vakit geçiremiyoruz aslında. Çok zıt çalışıyoruz. Hafta sonunda her hafta sonu maça gidiyor zaten beyefendi. İlk başlarda çok görüşemiyorduk ama ben biraz çalışmayı azalttım. O yayınları bir tık azaltmaya başladı. Ya yani manevi olarak zaten Tolunay'ın içerikleri hani ailesinin çok kabul ettiği, ilk başlarda kabul ettiği içerik türleri değildi. Hani o sırada ben destek oldum. Bırakma dedim, pes etme dedim, devam et.
Benim için zaten ben onu biliyorum, kişiliğini biliyorum. Hiçbir şey benim için sorun değildi. O şekilde destek verdim. Bir video çekeceğinde mesela mental olarak kötü hissettiğine vesaire olabildiğince destek olup hani moralini düzeltmeye çalışıyorum. Ya aynı anda 500-600 insanla konuşabilmek çok hoşuma gidiyor. Belki 1000, belki 2000. Chat'in sürekli akıyor ve çok komik şeyler oluyor. O yüzden bence çok tatlı bir olay. Hani yeni insanlarla tanışabiliyorsun. Hatta komik olan insanlarla ben hani iletişim kurup diyorum moderatörüm olur musunuz? Hani gelsinler yayına konuşalım, hem yardım etsinler falan. Bu yayın yaptığım gözlük, bunu nereden aldığımı söylemeyeceğim. Adamların çok da reklamı ihtiyacı yok. Sanki bunun ismini söylesem diyecekler o Tolunay bizden alıyor, gelmeyin anasını. Instagram'da bunu Doktor Disrespect zamanında almıştım. Instagram'da oylama yaptım alayım mı diye. Al dendi. 35 liraya mı almıştım. Gözlerimi saklamak amacıyla da birazcık kullandığımı söyleyebilirim. Çünkü bir insanla 7 saniyeden fazla göz yüze gelirsen ya o insanı çok seviyorsundur ya da sikeceksindir. Böyle bir söz var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Konu bağlanmadı yine bir yere ama. Yayın açmanızı öneririm ya. Bu devirde freelance olmak lazım abi. Kendi işini kendin yapman lazım. Yoksa tabii ki hani şeyin varsa, cevherin varsa, komiksen, oyunu iyi oynuyorsan, osurup şişede satıyorsan, var ya bir tane kadın osurup şişede 70 dolara satıyormuş. Yani öyle bir potansiyelin varsa, benim götümden çıkan kokuyu alırlar diyorsan, o tarz bir şeylerin varsa açabilirsin. Kendi işinizin sahibi olmanızı öneririm, herkese öneririm. Aklınızda bir şey varsa ertelemeyin. Ben erteledim, şu an belki 2 sene önce başlamıştım, keşke bırakmasaydım. Bıraktım, 2 sene sonra bir daha başladım. Bırakmasaydım şu an belki 3-5 milyon kişi beni tanıyacaktı yani. Bir de pişman olmamak lazım, yaptığınızdan pişman olmayın. Şu an bu YouTube Twitch işleri sizi hiçbir şey kaybettirmez. Zaman kaybettir abi. Günde 2 saatini kaybettir. Lan günde 2 saat ben tuvalette oturarak zaten Instagram'da gezerek 2 saatim geçiyor. Kaybetsem ne olacak? Amına koyayım tarzı düşünebilirsiniz. Hani kendinize böyle hafif bir sinirlenmeniz gerekiyor ki başlayın bu işlere. Omegle giremem kanka. Yani çok affedersin. Erkek cinsel organı çıkarsa sıkıntıya gireriz. Hesap sıkıntıya girer abi. Ama kadın cinsel organı çıkarsa ne olur? Kadın cinsel organı çıkmaz Özlem. Bizde o şans var mı? Burada gülmeye devam ediyorum. Ben Sinan Engin'e güldüm çünkü bir daha basıyorum. Çok komik çünkü. Ben hala gülüyorum. Hala gülüyorum. 20 saniyedir gülüyorum. Sinan Engin beni döngüye sokuyor ya. Bir güleceksem 6 güldürüyor. Amına koyayım. Bir anda sustum hala. Gülme bittin mi mesela komikliğin bir sırası vardır. 10 saniye gülersin sonra susarsın. O tarz bir, o tarzdı yani o da. Ama çok komik gidiyordu ha. İnanılmaz komikti ben.